Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bahsettiğim tanışma videosunu şimdi çekmeye karar verdim. Boş bir anımı yakalamışken. Ben doğal anne Zehra. Doğal anne çok piyasada. 40 yaşındayım. 1981 doğumluyum. Daha önce bir videoda da söylediğim gibi Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Fakat atanamayan bir öğretmenim. Bir yıl ücretli öğretmenlik dışında deneyimim yok bu anlamda. Kızımla birlikte yaşıyorum. Bekar bir anneyim. Annemin evindeyiz yani. Bize en yakın olan erkek kardeşim var alt katta. Onlarla beraberiz sürekli. Ben ne yapıyorum peki? Ben 5 yıl önce Instagram'da kilo verme hesabı olarak, diyet hesabı olarak bir son diyette bir hesap açtım. Orada çok güzel diyetler yaptım, kilo verdim. Ya yani maksat ne? Hepimizinki aynı biliyorsunuz. Motivasyon, yani kendi kendimizi motive etmek. Orada bir günlük gibi, arşiv gibi duruyor. Yaptığımız şeyler, işte verdiğimiz kilolar, geri aldıklarımız. İnsan kendini aynada görüyor gibi hayatını izleyebiliyor. Bazen çünkü unutuyoruz, hafızamız zayıf maalesef. Bu son diyet hesabı kısa bir süre sonra doğal anneye dönüştü. Neden? Çünkü bunları daha sonra tariflerini tek tek paylaşacağım. Nedir, ne değildir diye sorabilirsiniz. Muhakkak gelecek onların videosu. Çünkü benim hayatımda olmazsa olmaz çok önemli bir dönüm noktasıdır. Kombu çayı diye bir çayla ben vücudumdaki iltihap oranının düşürülemeyen, aylarca tedavi görmeme rağmen düşmeyen iltihap oranından bahsediyorum. CRP, sedimentasyon. Bunları kombu çayı, 3 aylık kombu çayı ile düşürdüm. Şu an neden içmiyorsun Zehra? Şu an çünkü nedense birkaç yıl sonra etkisini kaybetti veya bende hani artık bağışıklık kazandı o çay bilmiyorum. Ama tekrar başlayacağım inşallah sıkı bir şekilde. Belki o sıkılığı azalttım ben. Çünkü bana ilk söylendi sabah akşamda. Kombu çayı yapıyordum, içiyordum kendi halinde. Sonra büyük bir sayfanın tavsiyesiyle ben satış yapmaya başladım. Sonra satış olunca işin içine salça, kuru patlıcan falan gibi onları da sipariş alıp satıyordum. Hesabın adı da artık son diyet olamazdı. Doğal anne oldu. Ondan sonra şu an artık doğal anne. Ben ne iş yaparsam yapayım yani. Bu hesapta Instagram'dan bahsediyorum. O hesapta ne olursa olsun benim adım doğal anne olarak kalsın istiyorum. Profil resmime neden böyle hala diyenler var. Öyle kalsın istiyorum. Yani düzeni seviyorum galiba. Bana da mesela yazan insanların çok sevdiğim arkadaşlarım da var. Bunların içinde fırça atarım arada bir. Yani sürekli ekran görüntüsü, isim değiştirilmesi şey gelmiyor. Artık o resim ve o isim benimle özdeşleşti gibi geliyor. Patentini alamadım. Ortada 3L var doğal anne. Ondan sonra kızımla dolu dolu bir hayatım var açıkçası 10 yıldır. Bunu herkes çok iyi biliyor. Fazla doldurdum kızımla yani. Hani bir kadının yapması gereken diğer şeyler pek yok. Hatta işim bile sonradır. Her zaman için Ayşe'dir. Ve Ayşe'ye gücüm yetebiliyor ancak onu söyleyeyim. Bedenen sürekli kilolu olduğum için, sürekli kilolarla boğuştuğum için. Evet bazen çok güzel bir başlıyorum. Her şey çok güzel gidiyor. İşte iş yapmak, hem çocuğa hem işe hem kendime vakit ayırabilmek. Gerçekten bunlar disiplin isteyen şeyler. Bunu her zaman söylerim. Planlı ve programlı olmak gerekiyor. Ben bunları ne zaman yetiştirebiliyorum tüm işimi birden? Hem sayfada aktif olmak, hem çocuğuma bakabilmek, hem evimin işini düzenli bir şekilde götürüp, hatta evimin abartı sürekli yapmadığımız işlerini bile yapabilmek. Hani derin temizlik dediğimiz olaylara da giriştiğim dönemler oluyor bazen. Bu ancak düzenli oluyor. İşte sabah 6'da kalkacaksın, akşam yatana kadar çok gecikmeden zaten 11-12 asla geçmemesi lazım. Şu an yine bozuldu yani. Uyku pek uyuyamıyorum. Bu kanaldan dolayı yüklemeler falan gecikebiliyor. Videoları düzenlemesi, onları paylaşması, paylaştıktan sonra geri telefondan, hafızadan silmesi. Yani ertesi güne sıfır bir telefonla uyanıyorum. Genelde sıfır hafızayla öyle söyleyeyim. Bu şekilde oluyor. Kendi halinde, kendi yağında kavrulan insanlarız. Çok böyle ahım şahım belki çok anlatacak bir şeyim yok ama Instagram'dan beni seven arkadaşlarım var biliyorum. Benim neler yaptığımı işte hem özlem de olabiliyor bazen görüşemiyorum çünkü insanlarla özellikle bu pandemi korkusundan sonra. Ondan önce de pek sosyal bir insan değildim. Yani dün neydin diyenler olabilecektir elbette ama
Evet, çok sosyal değilim ama artık çocuğum büyüdü. Çocuğumun ve benim sosyalliğe ihtiyacımız var ve açılmamız gerekiyor diye düşündüğüm bir dönemde, tam yani sözünü bile verdim, hatta randevusunu bile aldım gezmeye gideceğim dönemde, bu hastalık dönemi başladı. Ve evden çıkmayan insanlarız. Yani evden çıktığımızda da işimiz gücümüz, işte böyle bir yürüyüş, ne bileyim, bir Ayşe'yi parka götürmek. İnşallah bu sene daha aktif geçirmek istiyorum. Yazın olsun, bahar, bir hava bir ısınsın. Çünkü şu an gerçekten çok soğuk hava. Yani benim için değil ama çocukla çıkılması imkansız. Çocukla, bir de benim yeğenlerim de var mesela. Onlar daha bebek. Onlarla daha eğlenceli zamanlar geçirebiliriz. Ama ileride havanın ısınması lazım. Eğitim hayatım. Ben babamın memuriyeti nedeniyle biz Antep'te yaşıyorduk. Adana'ya geldik bir sene son, lise sonu ben burada okudum. 98 mezunuyum. Başörtüsü nedeniyle üniversiteye devam edemedim. O sene işte Almanca öğretmenliği, diş teknisyenliği ve bir de ne vardı? İşletme vardı. İşletme zaten benim asla okuyabileceğim bir bölüm değil. Sayısal bir kere. Edebiyata puanım yetmiyordu açıkçası. Yani Fen Edebiyat Fakültesi'ne bile yetmiyordu. Fakat gidecektim birine, işletmeye veya Almanca öğretmenliğin ikisinden birine gitmeyi tercih ediyordum. Diş de kan tutuyor, onu da yapamazdım. Fakat başörtüsü nedeniyle açmak istemediğimiz için gitmedik. Sonra ne oldu? Aradan 6 yıl geçti. Ve ben o üniversiteye yine gittim ve başımı yine açtım maalesef. Daha sonra okulum güzel, başarıyla bitirdim okulumu. Fakültede 3.'üydüm. ALES'e girdiğim sınavda çok yüksek puan almasam Çukurova beni almazdı zaten. Çukurova'da yüksek lisansımı yaptım. Hatta yani istediğim üniversiteye gidebilirdim. O an Adana'da olmayı tercih ettim son sene. Artık 4 sene zaten evden ayrı kalmışım. Son sene de yüksek lisans buradaydı. Daha sonra da evlilik girdi. İşte bir yıl ücretli öğretmenlik yaptım. Daha sonra Ayşem oldu. Ayşe olduktan sonra zaten tamamıyla herhalde artık yani atanamadığım gibi kendime verdiğim öğretmenlik vasfını da kaldırdım. Yani atanamayan öğretmen dediğim zaman kızıyorlar. Hadi sen, hayır sen öğretmensin. Ben kendimi öğretmen olarak görmüyorum açıkçası. Ne olur? Kızımın öğretmeniyim. Yani onun derslerini planlaması, programlaması, çok üstüne düşüyorum. Hatta bana diyorlar bu karne sana ait değil, Ayşe'ye ait değil, sana ait falan diyenler de oluyor ama hayır. Kızım da gerçekten çok çalışıyor. Çok istekli. Kitap kurdu, kitap yetiştiremiyorum. Hani parayla yetiştirmenin zaten imkanı yok. Yani toplasanız 4-5 tane set aldım. Onların dışında komşudan gelenler, Ayşe'nin çok kitap okuduğunu duyup da internetten işte kargoyla, ya Zehra Hanım işte bizde kitaplar var, gönderelim Ayşe'ye, Ayşe okusun diyenler. Okulun kütüphanesine gidip seçtik seçtik bitirdik, artık Ayşe'nin düzeyine göre kalmadı. Daha düşük ilkokul olduğu için. Ayşe okudu okudu okudu, okudu. Artık yani kesmiyor, Ayşe'ye kalın sayfalı kitaplar okuyor. Diyet süreci de sağlığım için çok gerekli. Yani belki sırf görsellik için vermem. Çünkü ya evde oturan bir kadın görselliği ne yapsın? Çok da kıyafet, şu gördüğünüz en şık kıyafetim bu arada. Bu birkaç yıllık bir kıyafet. Zayıfladığım bir dönemde almıştım. Hepimiz yaparız ya, 5 kilo daha vereyim, bu kıyafetin içine gireriz deriz. Ben şu an şöyle göstereyim. Tam üstüme yapışıyor bu kıyafet benim şu an. Bilerek giydim. Yani dar olduğunu bile bile giydim bu kıyafeti şu an. Bu kıyafet 40 günün sonunda bayağı bolaracağını düşünüyorum, bir kere onu söyleyeyim. 40 günde 10 kilo civarı gider diye düşünüyorum kendi adıma. Yani 10 kilo, 40 günde 10 kilo dedim ama bu 8 olur, 12 olur. Çünkü 13 kilo verdiğimi biliyorum. Bu defa ne olacak göreceğiz hep birlikte. Diyet süreci işte dediğim gibi hep vardı. Fakat al ver al ver. Çünkü neden? Psikolojik yiyeceyseniz bu hep böyle oluyor. En ufak bir durumda, bazen çok ufak, bazen de çok büyük şeyler gerekiyor. Bazen çok büyük dediğiniz şeyler bile sizi pes ettiremiyor. Mesela biliyorum, yani 2 sene önce Ahmet Apa diyeti yaptık biz. O süreci de size anlatacağım daha sonra. Bu Ahmet Apa diyeti yasaklarla dolu bir diyet. Hani seviye seviye, seviye 1 diyorlar, bazı şeyler yasak. Seviye 2 diyorlar, bazı şeyler yasak. Yani hep bir şeyler yasak. Ve ben bunu pandeminin başlangıcı olmasına rağmen çok rahat bir şekilde yaptım. Psikolojik anlamda kötüydüm. Annem evin içerisindeydi. Daha hareketli. Hani hastalık geldi, gelecek korkusu. Ve buna rağmen yaptım. Hiç sıfır kaçamak. Ama ben dün, 2 gün önce, dün değil evvelsi gün kaçamak yaptım. Yani o yediğim benim ağır dolma kaçamağa giriyor. Çünkü çok zorladı o an midemi, fark ettim zaten. Sonrasında da o kandil simidinden aldım ben. Birkaç tane de ondan yedim. Yani dünkü kendime o telafi dediğim şey o nedenleydi. Yapıyoruz.
Bunu neden söyleyeyim? Ay hiçbir şey yapmadım, mükemmel gidiyor da diyebilirim ben burada. Fakat hepimiz böyleyiz. Yani kendinizi yalnız hissetmeyin. Ben Instagram'da, sosyal medyada böyle kusursuz beslenme yapanları gördüğümde üzülüyorum. Hepim, ya bir tek ben mi böyleyim diyorum ama benim gibi hisseden varsa bir tek sen öyle değilsin, emin ol. Çoğu insan böyle. Ben özelde de sohbet ettiğim arkadaşlarımdan biliyorum. Çoğu insan psikolojik yiyici. Ya yani doymuyorsun. Bu yaptığım diyetlerde 23 kilo verdim, 33 kilo verdim. Yani verdiğim kiloları toplasanız şu anki kilomdan çok çok fazladır büyük bir ihtimalle. Üç haneli rakamlar vardır yani. Kilo verdikten sonra hep bir şeyle geri yemeye başlıyorum. Ve yemeye başladığımda hep çok çok fazlasını yiyorum. Bunu hep yemeklerde, yemek yaparken falan da söylüyorum ya. Biz aslında çok sağlıksız beslenmiyoruz. Biz sağlıklı beslenen bir aileyiz genel anlamda. Biz arada neyle kilo alıyoruz? Bu kızım için de geçerli, benim için de geçerli. Ivır zıvır dediğimiz kategoriyle paketli ürünler, işte pastaneden, unlu mamullerinden alınan yaş pasta, simit. Mesela benim annem zayıf bir kadın. Fitliğini neye borçlu? Kadın istediği her şeyi yiyor, miktarı var. Yani mesela koca bir tepsi tatlı yapıyor, yapma diyorum, yapıyor. Tatlıyı kim yiyor? Ben yiyorum. Kendi yemiyor ki. Ha, toplasan 10 dilim yemiyor o tatlının içinde. Bu aralar Şam tatlısına sardı bayağı bir. Çok düşkün şekere, hamura, benden daha düşkün. Ben olmasa yaşarım. Annem olmasa yaşayamıyor ama kilo almıyor. Bunu hep söylüyorum arkadaşlarıma da. Yani kilo biz bu yüzden alıyoruz zaten. Miktarı ayarlayamıyoruz. Psikolojik yiyici olduğumuz için midemizde doyma hissi yok bizim. Hani sen mideni doldur, mideni esnetebildiğin kadar esnet. Yani küçücük yumruk kadar olması gereken mide. Bizde artık büyüyor, büyüyor, büyüyor. Neredeyse bizim kadar bir mide oluşuyor. Artık ağzına kadar gelsin yine de doyma hissi o beyne ulaşmıyor. Beyin uyarmıyor. Neden? Çünkü o beslenme dedi beyinle alakalı, tamam. Şu an neden doyuyorum? Çünkü şu an bir sürecin içindeyim. Sağlıklı besleneceğim dedim. Adına diyet demek istemiyorum. Mesela işte dün arkadaşım biri sormuş yorumda. İşte sizin de diyeti yaptığınızı ben anlayamadım. Hani patates, pirinç, her şey var. Haklı mı? Bilmem. Haklı. Hani genel olarak bakarsanız haklı belki ama bence haklı değil. Çünkü diyet yapıyorum diyorum. Şu diyeti, bu diyeti. İsveç diyeti var, keto diyeti var, karatay var. Benim çok burada karataycı düzgün işini yapan, işte diyetini düzgün yapan insanlar var. Dört dörtlük uyuyorlar. Ben şu an hayatımda yasak istemiyorum. Tek koyduğum yasak ne biliyor musunuz? Bu benim çocuğum için de zararlı. Annemiz, nenemiz, dedemiz, babamız, herkes için zararlı olan bir şey. Paketli gıdalar. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz. Artık haramlık, helallik sorgulaması yapılır oldu. Çünkü devletimizde bu yasak değilmiş. Yani sadece bildirime tabi tutarak domuz ürünü bile kullanabilirler. Yani paket okurken domuz ürünü yoktur yazmak zorunda. Başka başka bir sürü haramlık, helallik söz konusu var. Onun dışında içindeki katkı maddeleri sağlığımızı bozuyor. Ben şuna eminim ki benim sağlığımı en çok bozan şey şeker ve buğday. Neden? Artık buğday zaten GDO'su ile iyice oynanan ürünlerden birisi. Buna eminiz. Bir de bazı hastalıklar, bu fibromiyalji, romatizma tarzı hastalıklarda direkt ilk yapacağınız şey şekeri ve unu kesin. Kendinizdeki şeyi çok fark edeceksiniz. Ben mesela ben spora başlamadım. Ama benim 10 gün önce sırt ağrısından ağlıyordum artık. Ya çocuk, küçük masaj aleti var ya, ondan aldım. 10 yaşındaki çocuğumdan rica ediyordum, bana masaj yapıyordu. İşte acı biberli bir krem var. Elinle sürüyor, eli yanıyor çocuğu. Kıyamıyorum. Eldiven takıyor, sırtıma sürüyor, masaj yapıyor. Oraya hiç ulaşamadığım bir bölge olduğu için çok kötüydü. Şimdi ne yaptım? Spor mu yapıyorum? Hayır. Sadece yani 10 gündür şeker hiç yemiyorum. Pazartesi başladım işte, 10 gün değil. Şeker hiç yemiyorum. Hiç tüketmedim, buna eminim. Az önce bir yarım tatlı kaşığı bal aldım mesela. Meyve yiyorum arada bir. Dün bir elma yedim, midem bulanıp kötü olduğunda. İşte bugün bir yarım mandalina yedim. Yarısı çürük çıktı. Ondan sonra böyle şeyler oluyor. Hani çok da meyveye de abanmıyorum. Hani diyet yapıyorum diye eskiden meyveyi çok yerdim mesela. Artık onu biliyorum. Meyve şekeri de vücuda zararlı bir şeker. Bu şekilde yani bana inşallah, hani ortadan giriş yapan da buraya yönlendiririm de tanışma videomu izleyen herkes bunu bilsin ki artık ben yasak istemiyorum ve o yüzden patatesimi de yiyeceğim ama az yiyeceğim. Belki bir gün patates kızartması bile yiyebilirim ki biz artık kızartma yapmıyoruz. Fırında patates yapıyoruz. Ayşe fırında sebzeleri çok sevmeye başladı. Şükürler olsun. Bir de yağ pahalandı zaten. Çok iyi oldu. Bu hemen fırında yapıyoruz. Güzel oluyor. Tadı da çok güzel.
Ne bileyim, pirinç pilavı da yerim. Mesela o gün pirinç pilavı gösterdim. Normalde ben o kaseyi bulgur pilavı doldurduğumda tıka basa doldururum. Hatta ben 2 yıl önce servis tabağının yarısı pilav, yarısı yanında sebze yemeği yediğimi biliyorum. Hatta Zehra çok abartılı değil mi dediler bana. Hani bu şekilde kilo veremeyeceğimi düşünen oldu. Bulgur o kadar zararlı bulmuyorum. Pirinçte biraz nişasta oranı yüksek. Evet, biz kilo verme sürecinde insanlarız. Sağlıklı insan belki azar azar tüketebilir. Bizim daha da dikkatli olmamız lazım. Ayşe çok istediği zaman pirinç pişer bizim evde. Zaten çok fazla yapmam. Kızartma hiç pişmez. Yani diyorum ya, yemek kültürü olarak çok da aslında şey değiliz. Sağlıksız beslenmiyoruz. Diyetimin adı yok. Diyetim özellikle dikkat ettiğim, yani yıllardır artık diyet yapa yapa, mesela bundan sonra bana bedava da verseler, ya kesin bunu ver işte kilonun yarısı gidecek deseler, ben mamalarla kilo vermem. Çünkü mamayla, evet doğru, bana 50 kilo da verdirebilirler ki vermediğim zaman da olduğunu söyleyeyim. İki kere ben mama kullandım. İsim kullanmıyorum bu arada, mama diyorum sadece. İki kere mama kullandım ve birinde çok güzel kilo verdim, birinde veremedim. Aynı Zehra, aynı mama, ne oldu? Veremedin. Ya bir şeyler oluyor ve sonrasında geri alıyorsun. O yüzden beslenmeyi değiştirmek gerekiyor. Ana madde bu ve benim kendimdeki en önemli şey porsiyon kontrolü. Yemede bende sınır yok. Yani bu çok, hani utanarak söylüyorum değil mi? Utanmaya gerek yok. Gerçekten midem beynimi uyarmıyor. Doymuyorum yani ben. Ben insan bile yiyemez dediğiniz, ya 2 kilo dondurma oturup tek başıma yiyebilirim mesela. O mide var bende ama yememem gerektiğini ve bana en çok zararlı olan sütlü ürünler de bu arada zararlı. Bu ağrılar, çok ağrı yaşıyorsanız bunlara dikkat edin. O da ağrılara sebep oluyor. Yoğurt ve kefir dışında o ikisi sağlıklı. Ona zararlı bırak deseler de mesela onu bırakmam ben. Azar azar da olsa onu tüketmeye çalışırım. Kefir bu aralar yapmıyorum. Çok yaptığım dönem oldu. Onun dışında beslenmem bu şekilde. İki öğün yapıyorum. Karatay diyetiyle benzer yanı var. Buradaki amaç ne? Leptin hormonu diyor ya onlar. Leptin hormonunu aktif hale getirip yağ yakımını hızlandırmak. Dün benim bahsettiğim ötofaji de aynı şey. Ötofaji denilen leptin 4-5 saatte 4-5 saat sonra yemek yedikten sonra ortaya çıkıyor. Yani 4-5 saat sonra vücuttan yağ yakmaya başlıyor. Ama sen 24 saat vücudu aç bırakırsan bu defa ötofaji devreye giriyor. Ötofaji ne? Sadece vücudun yağı değil, bu defa yağ, toksin, Allah korusun kanser hücresi ne varsa vücudun onları yemeye başlıyor. Bu nedenle açlığın faydalı olduğuna inanıyorum. Ve yedikçe yiyesiniz gelmiyor. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Bu bir hadiste geçiyor galiba. Çok kısa anlatayım, uzun bir olay. Peygamber Efendimiz zamanında Sümame adlı bir inanmayan insana Peygamber Efendimiz öldürmeye kalkıyor. Amcası engel oluyor falan. Ondan sonra idam kararı çıkıyor Sümame hakkında. Sonra sahabiler Sümame'yi buluyorlar, getiriyorlar. Sümame'yi bir ağaca bağlıyorlar. Aç, sıcak altında falan. Peygamber Efendimiz diyor, siz ne yapıyorsunuz diyor. Esir de olsa açın onu diyor, çözün diyor. Önüne yemeğini koyun, yemeğini yesin. 3 gün sanırsam. 3 gün boyunca Peygamber Efendimiz günde 5 vakit camiye giderken Sümame'nin önden geçiyor. Sümame, Müslüman olacak mısın diyor. O da her defasında bana ne yaparsan yap anlamında bir şey söylüyor. İşte istersen para vereyim, istersen şunu vereyim, istersen canımı vereyim. Yani beni öldürebilirsin de diyor ama Müslüman olmayacağım diyor adam ısrarla. Günde 5 kere bunu yapıyor. Eyvallah diyor Peygamber Efendimiz. Tamam diyor, gidiyor. 1, 2, 3, 5. Günde 5 kereden düşünün artık. 3. gün 15 kere yapıyor. Tamam Sümame diyor, gidebilirsin diyor. Sümame ondan sonra gidiyor. Zaten son gün artık falan, Peygamber Efendimiz bu tavrı çok hoşuna gitmeye başlıyor. Yani beni idam edeceklerdi diyor. Yedirdiler, içirdiler ve Müslüman olmamama rağmen geri gönderdiler diyor. Ve uzakta bir yerde abdest alıp geri geliyor. Elini yüzünü yıkamak diyebiliriz belki ona, bilmiyorum. Yıkanıyor, temizleniyor, geri geliyor. Ve Peygamber Efendimiz'den işte af diliyor ve Müslüman olmak istediğini söylüyor. Ya Resulallah diyor, hani sen bana bunları yaptın. Ben çok, hani o zaman aslında beni bırakmadan önce ben Müslüman olacaktım. Son gün kararını vermiş ama olmuyorum diyor. Çünkü olmadım diyor. Çünkü diyor hani esaret altındayken sanki korkmuş da esirlik yüzünden Müslüman olmuşum. Yani orada Peygamber Efendimiz evet, evet cevabını vermemesinin sebebi oymuş. Sonra geliyor işte. Neyse tekrar sahabeler, Sümame artık Müslüman. Ama diyor biraz ben burada konaklamak istiyorum izniniz olursa diyor. Hemen dönmeyeceğim Mekke'ye diyor. Tamam diyor, sen birisi misafirimizsin diyor, kalabilirsin diyor Peygamber Efendimiz. Sahabeler yine yemek getiriyor.
Ondan sonra sahabeler Peygamber Efendimiz'e geliyorlar. Ya Resulallah, işte Sümame'de garip bir durum var. Niye, ne oldu? Ya yemiyor bu adam. Hiçbir şey yemiyor. Açlıktan ölecek diye korkuyoruz. Niye ki, hani 3 gün gelmiş burada esir, işte günde 2 kere 3 kere, artık kaç kere yemek götürüyorlarsa, sürekli yiyordu. Tepsi tepsi yiyordu. Götürüyorduk yiyordu, götürüyorduk yiyordu. Doymuyordu adam. Ama adam şimdi doyuyor. Hani götürdüğümüzü yemiyor. Açlıktan ölecek diye korkuyoruz bu defa. Çok yiyen bir adam da az yiyince, büyük bir ihtimalle sahabeler de az yiyordu. Mesela Peygamber Efendimiz demiş ki, sizin bilmediğiniz bir şey var demiş. Kafir 7 mideyle yer, Müslüman 1 mideyle yer. Bunu ben Muhammed Emin Yıldırım'ın, çok severim onu da, bir sohbetinde Yeme Ahlakı diye, eğer YouTube'da oynatma listesine bakarsanız görürsünüz. Orada anlatıyor. Tabii benim anlatmam da onun anlatması bir olmaz. Bir de oradan dinleyin isterseniz. Beni o kadar etkiledi ki. O zaman bizim WhatsApp'ta grubumuz vardı. Arkadaşlara da söylemiştim. Ya ağlıyorum hüngür hüngür. Düşünsene, yani ben kendim ona benzettim. Ben niye yiyorum diye düşünürdüm. Yani elhamdülillah Müslümanız. Ama işte kafir gibi yiyoruz. Yemek gerçekten çok kötü bir şey. Fazla yemekten bahsediyorum. Normal insan gibi yemekten bahsetmiyorum. Biz normal yemiyoruz. Normal yesek bu kiloya gelmeyiz. Yani ben dün akşam grupta galiba yazıştık arkadaşlarla. Aylardır grup aktif değildi yani bizde. Bir ay mı, 2 ay mı? Benim kaç kilo aldığımı inanamazsınız. Yani 15 kiloya yakın kilo almışım ben. O yüzden demem o ki, az yiyip porsiyon kontrolü yapıp çok çiğnemek, zaten bilimsel olarak da kanıtlanmış, az yemek, çok çiğnemek ve vücudun aldığından fazla kalori yakmak. İşin formülü bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden de ben bunu uyguluyorum sayfamda. Ayrıca bu sayfayı, kanalı açmamdaki amaç tamamen bizi anlatacak. Mesela Ayşe'nin Dünyası diye bir oynatma listesi var, fark ettiniz mi? Diyetle ne alaka demeyin. Yani burada sadece diyetle paylaşmayacağım, onu da söyleyeyim. Evimi paylaşırım, evimin işini gücünü paylaşırım. Belki yarın bir gün işe girerim, iş hayatımı paylaşırım. Ayşe'nin yaptığı şeyleri paylaşacağım. Yani bir diyet yapmıyorum. Adı diyet değil. Hayatıma sağlıklı bir şekilde devam etmek istiyorum. Ve 11 yıl önce sigarayı bıraktım bu arada ben. Nasıl ki sigarayı bıraktıysam, bugün de yemeği bırakmak istiyorum. Yemek de artık bir bağımlılık, bunu biliyoruz. O nedenle bu şekilde beslenmeme devam edip kendimi hiçbir şeyde yasaklamadan, mesela az yediğim müddetçe bana bir, belki bir dilim kek de yiyebilirim bir gün. Çok canımın istediği bir şey değil, örnek verdim yani. Çok böyle nefsimle oynamak istemiyorum. Çünkü o zaman daha büyük patlak veriyor. Kızım dedim bu arada, kızım kızım diyorum. Kızımı da size tanıştırmak istiyorum. Videosunu gördünüz. O da bir konuşsun. Ayşe, gelir misin kızım? Geldi gözümün şurası. Kızım şöyle. Merhaba arkadaşlar. Ben Ayşe Melek. 2012 doğumluyum. Kanalımızda sizlerle böyle aşkımı, böyle takı tasarım, bileklik, oyuncak falan çekmeyi düşünüyorum. Videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Evet. Beğenmeniz Ayşe için çok çok önemli. Beğenin, abone olun, bildirimleri açın. Başka ne yapıyorlardı? Yorum yapıyorlardı. Evet. Bunları yaparsanız çok seviniriz. Ayşe bu konuda daha çok şey, yani birkaç yıldır. Ayşe'nin eski videolarını da atacağım bu arada size. YouTube kanalı varmış gibi davranıyordu zaten, ki vardı. Yorumlarda bazen görürsünüz, Minik Kuş TV, Ayşe'nin YouTube kanalının adı. Ve biz orada sürekli zaten yükleme yapıyorduk ama gizli. Ayşe bir başta bundan haberi yoktu. YouTube kanalı var sanıyordu Ayşe. Ben yüklüyordum, gizli kalıyordu. Yüklüyordum, gizli kalıyordu. Çünkü kafamın etini yiyordu. Başka kuzenlerim falan, birilerinin vardı. Bunun yoktu. Veya işte YouTube'da gezen videolar izliyor ya, çocuklar şey çekip duruyorlar. Öyle beğendiğimiz güzel videolarını yükleriz. Bugünlük bu kadar. Kızımla kanalımıza abone olursanız, beğenirseniz, sohbetlerimize eşlik etmek isterseniz biz buradayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.